Günaydın anneciğim. Günaydın oğlum. Senin neyin var? Niye öyle yüzün asık? Berçin'le evlenmek istemiyorsun değil mi? Sırf hamile diye mi evleniyorsun onunla? Ozan, o kızın sana bakışlarında bir tuhaflık var. Nasıl desem, hırs gibi, takıntı gibi kötü bir şeyler var işte. Ama aslım öyle değil. Şefkatle bakıyor sana. Gözlerinde sevgi var. Sen de ondan hoşlanıyorsun, değil mi? Aslım senin bakıcın. O kadar. Seninle ilgilenmek için burada. O zaman ben hafızamı kaybettim. Duygularımı değil. Anlıyorum, görüyorum işte. Sizin bakışlarınızda aşk var. Hadi anlat bana ne olur. Hem belki ben de bir şeyler hatırlarım. Aslım'la aranızda ne var sizin? Hiçbir şey. Aslında ben diye bir şey yok. Sen düşünme bunları. Boş ver. Aslım! Kızım dur! Ay koşturtma beni peşinden ya. Anneciğim sen niye çıktın ki? Ya dedim ya sana siteye gideceksen beraber gidelim diye. Duymadın mı beni? Çok özür dilerim ya. Benim kafam biraz karışık. Duymamışım hiç seni. Hem ben siteye gitmeyeceğim ki. Bir arkadaşımla buluşacağım. İyi misin kızım sen? İyiyim. Niye ki? Ne bileyim işte bu Ozan'la Berçin meselesi yüzünden. Anne. Bana ne Ozan'dan Berçin'den? Ozan benim eski kocam, o kadar. Boşandık biz. Ama kızım anne sakın. Sakın sen Ozan'ı seviyorsun, Ozan'a aşıksın deme bana. Yok öyle bir şey. Bitti. Ozan bana yaptıklarından sonra benim kalbimden silindi gitti. Ben sadece Berçin'in hamile olmasına şaşırdım o kadar. Neyse sonra konuşuruz bunları. Seviyorsun kızım. Hem de hala deliler gibi seviyorsun onu. Biliyorum. Efendim Jülide Hanım buyurun. Tabii gelirim. Tamam görüşmek üzere. Ben de Berçin Ozan için kadeh kaldırmak istiyorum. Berçin Ozan'ın bebeği şerefine. Beni korumaya çalıştığın için bu hale düştün Aslı. Benim yüzümden evliliğim bitti. Ama düzelteceğim. Sana söz veriyorum, seni bu durumdan kurtaracağım. Hediye teyze. Jülide Hanım temizlik için çağırdı da. Düğününüz varmış herhalde. Ona yardım edeceğim. Böyle bir iş için niye seni çağırdı ki? Hay Allah dur ben bir konuşayım. Hayır Ozan konuşma. Şimdi kadıncağızın kafasını karıştırma daha fazla. Zaten hiçbir şey hatırlamıyor. Sadece Aslım'la ben yanındayken huzurlu. Zaten benim için de problem değil. Peki. Teşekkür ederim. Aslı nasıl? Sence? Hı? Bir hiç uğruna, bir yalan yüzünden kızımı boşadın. Şimdi de hamile bıraktın, Berçin'le evleniyorsun.
ve bu hale düşürdüğün bir kızın nasıl olduğunu mu merak ediyorsun şimdi? Hediye teyze ben versin. Tamam, yeter artık. Ben seninle konuşmak istemiyorum bu konuyu. Birbirimizi kırmaktan başka bir işe yaramaz çünkü. Ama sana bir şey söyleyeceğim. Aslım sana çok iyi bir eş olurdu biliyor musun? Çocuklarına çok iyi bir anne olurdu kızım. Jülide Hanım'a da iyi bir gelin olurdu. Ama sen onu kaybettin. Sen kaybettin Ozan. Berçin'le sana mutluluklar dilerim. Müsaadenle. Hediye teyzeden de senden de özür dilerim Aslan. İnşallah beni affedersiniz. Bir gün birbirimizi kaybedersek aklımızı kaybetmişiz demektir. İşte o zaman seni bu ağacın altında bekleyeceğim. Günaydın sevgili. Ne zaman uyandın sen? Bütün gece güzel yüzünü izlemekten uyuyamadım ki. Evleniyorsunuz işte. Kimden saklıyorsunuz ki? Üstelik bebeğiniz olacak. Keşke bu yaşananların hepsi kötü bir kabus olsa. Gözlerimi açsam. Yine eski mutlu günlere uyansam. Aslım. Affet beni Aslı. Başına gelen bütün bu felaketlerin sorumlusu benim. Sen masumsun. Hepsi benim yüzümden oldu. O alçak beni sana kötülük yapmaya mecbur bıraktı. Başka çarem yoktu. Ne olur beni affet. Ne oldu, kim bırakmış buraya? Benim Aslı'mı bulmam lazım. Allah'ım, gözlerimi açtığımda bu kabus bitmiş olsun. Ozan'ı göreyim karşımda. Yine bana aşkla baksın. Ben dayanamıyorum. Lütfen bu kabuslar bitsin. Ozan kötü bir rüyaydı desin. Hepsi geçip gitsin. Neredesin aslanım? Nerede?
Kim bıraktı bu notu kapıya? Bütün bu olanların sorumlusu kim? Aklımı kaçıracağım. Neredesin aslında?